Ben yıllardır bir şeyleri kaçırmışım Itır. Sivil hayatı özlemişim. Samim'le sinemaya gittik. Anlattı mı sana? Mısır patlağı aldık. Ben frigo yedim. Bütün bunlar ninjalık kariyerim boyunca tatmadığım şeylerdi. Sizin adınıza çok seviniyorum hocam. Ama bir taraftan da derslere katılmadığınız için üzülüyorum. Hem ne yalan söyleyeyim, Şonlu Hoca da bizimle pek ilgilenmiyor. Size en azından birkaç teorik ders verseniz. Lisansımı geri alana kadar değil dövüşmek, dövüşmeyi düşünmemem lazım. Bu sadece etik bir mesele değil. Yani müfettişler bu konuda çok acımasız olabilirler. Önüne bak lan cüce. Cüce mi? Biraz dikkatli olsana kardeşim. Olmazsam ne olur? La, sen de yolun ortasında yürümeseydin mantar. Ne oldu? Ne bakıyorsun lan dik dik? Fındık faresi. Bak, sizinle tartışmak istemiyorum şu an. Tartış ulan, tartışsan kaç yazar? Bakın, lisansım iptal edildiği için şu an dövüş yeteneklerimi kullanamıyorum. Aslında seni tek bir vuruşta kımıldayamaz hale getirirdim. Fakat sana karşı şu an sanatımı icra edemem. Sanat icra edecek. Ne sanatçısın lan sen? Hacı Vatta Karagöz bebe rolü mü oynuyorsun? Lisansımı geri aldığım ilk gün seni eritirim. En ufak parçanı mikroskopla ayıklayamazlar. Hadi lan, kim takar minyatür kaymakamını? Cüce! Minyatür kaymakamı cüce mi? Bunu gururuma yediremiyorum. Yeminimi bozacağım. Yeminimi bozmaktan korkuyorum. Müdahale etmene izin veriyorum Itır. Ama hocam, uzun zamandır dersler boş geçiyor. Hem siz bize pratik teknik dersi göstermediniz ki. Şonlu Hoca da hiç ders vermedi. Sen nesin lan? Kırık kızının kızma. Yeminimi bozmak istemiyor. Tut beni Itır. Tut, bırak. Bütün hayatım alt üst oldu hocam. Lisansımı iptal edildikten sonra kendimi tüy yolunmuş Pekin ördeği gibi hissetmeye başladım. Yıllar sonra teknik bilmeyen serseri ve sığ bir adamdan dayak yedim. İnanın bana utanç içindeyim hocam. Bu duygudan hiç utanmıyorum Batural. Hiç utanmıyorum. Yıllar sonra içimde kıpırtılar oldu. Gönlümün lotus bahçesindeki kuru tohumları yeşerdi. Yüreğim pıt 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 atıyor. Göğsümde hoş bir sancı dolaşıyor. Kafam, kolum, gözüm, hiçbir yerim acımıyor hocam. Ama yüreğim sancıyor. Bu yaştan sonra bu da mı gelecekti başıma? En çok da bir şey yapamamak koyuyor insana. Felsefeden anlayan, asi yaratılışlı, kendine dair prensipleri olan hoş bir kadın. Kadın mı? Yoksa siz Dur Akşam Kutle'den mi bahsediyorsunuz hocam? Elbette. Bak bana ne verdi. Gerçi biraz uzun ve karışık yazmış. Dernek iş tüzüğü gibi bir dil kullanmış. Gene de güzel şeyler söylüyor. Ha, seninle arasında son zamanlarda posta kutusundan doğan bir anlaşmazlık varmış. Bunu da sana verdi. Sen ona farkına varmadan fazla evrak vermişsin. Makbuzlar! Bunlar, bunlar benim makbuzlarım hocam. Yaşasın, bunlarla lisansımı tekrar geri alabilirim. Hocam siz gerçekten doğru bir kadın bulmuşsunuz. Gerçekten. Yakışır size, yakışır. Yakışır değil mi? Yakışır. Demek ben minyatür kaymakamı bir cüce, bir beberiyim ha. Ölümlerden ölüm beğen seni ukala. Kendini bilmez ahlaksız bünye. Yine mi lan sen? Bagaj cücesi. Yediğin dayak yetmedi mi? Senin yerinde olsam kaçacak delik arardım salak bünye.